Arkadaşlar tekrar merhaba. Merhabalar. Şimdi. Şey Hilal'e senin yüzün hiç çıkmıyor. Heh, şu an tamamsın. Böyle Şimdi. yuvarlak ya böyle kenara kayınca siz komple gidiyor. Şimdi. En son atılan 23'ten sonra Ayış diyor ki ne olacak ya? Ben güveniyorum dedi. Taşa'ya döndü. Tamam mı? Ben güveniyorum. Ben şöyle kenardan şöyle kaşımı Ondan sonra kaldırıyorum yapma der gibi. buyurun dedi. Tamam mı? Elini şu şey vücudunda bazı yerleri pulluydu ya. Tamam mı? Pullardan bir tanesini söktü. Ondan sonra tahta doğru tamam mı? Şöyle fırlattı. Tamam. Taşa da kendisine doğru dönerek gelen pulu şöyle havada yakalıyor. Teşekkür ederim güvendiğin için dedi sevgili Iris. Neyse 200 yıl sonra artık başka adventurer'lar bulur. Onlara quest verir. Gidin taşadan benim pulumu alın diye. Aynen. Şimdi biliyor musun? Aradan hemen önce oynatırken ben de bunu düşündüm. Bir gün başka bir Forgotten Realms oyununda yaşlı Iris'i görürüz. Yaşlı Iris'i oynatır mıyım acaba? Yeni partiye böyle başkalarına quest verirken falan diye düşündüm. Ondan sonra şimdi de sen bunu dedin. İşte böyle olaylar ne diyeyim. Bunu şey yaptık tamam. Şimdi Grast sana dönüyor Kea. Evet dedi sevgili Kea Hanım. Tam olarak hangi konuda yardım mı istiyorsunuz? Eğer ikinci katta bir problem yaşarsak ve dönüş yolunda sıkıntımız olursa oradan çıkmak için yardım. Yani asker Hepimiz için. getirmeme de asker getirmemi de istersiniz. Öyle mi? Biz kendimizi hallederiz. Sadece çıkış yolu mu istiyorsunuz dedi. Evet. Sadece sizin için mi yoksa arkadaşlarınız için de mi? Hepimiz. Pekala. Ben K'ya uzak mıyım? Zaten yan yanasınız ya. Ha tamam, o zaman şöyle kulağına doğru eğilip materyal düzleme çıkış diyorum. Bir oyun dışı söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bize 10 gün verildi. İkinci gündeyiz. Çok Evet. rahat bir gidiş yolumuz var. Ve bizi çok hevesli solucana dönüştüren biri var burada. Yani oradan dönüşte bir sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Ekstra hani bir güvenli nokta kalsın diye böyle bir konuşma yaptım. O da diyor Bu ki kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Koriel de diyor ki Koriel de şunu demek istiyor. Adam bizi buradan Kras bizi buradan çıkarır da nereye çıkarır? Tamam mı? Onunla anlaşması. Ebis de kendi katının ortasına düşürür. Anlatabiliyor muyum? Ondan İçimizden sonra geçtiler. neler neler olur yani. Onu söyleyeyim. Peki nasıl yapalım anlaşmayı? Yani Ben nereye çıkmak istiyorsun onu söyleyecek. şeyle nerede buluşacak? Mesela Raşamen'de bir şehir söyleyebilirsin. Sen Ondan şeyle sonra. buluşacaktın ya. Titivirus. O Onunla 6 ay nerede içinde. buluşacak? O daha 6 ay belli değil. sonra. 6 ay içinde belli değil o da. Ha, tamam, Raşamen'e o zaman. Raşamen'e çıkalım. Tamam. Ben çünkü Raşamen'in sürekli yokum, neresine? kopuk kopuk. Raşamen'de Nere bu ilk neresi gittiğiniz çıkalım şehre abi? mi? Monsantir'in Material Plane tarafına. Tamam. Şimdi Raskar bunu söyleyerek bu konuşmaya dahil olmuş olmuyor mu? Oluyor. Bence oldu. Oluyor. Ya hayır, bir madem anlaşma yapılacak bari hani ve hepimizi içeren de bir anlaşma. En Ama azından
Ama anlaşmayı engellemeye çalışmıyorsun. Söyleyeyim. Bu şey, seyirciler için söyleyeyim. Aradayken Raskar'la şunun konuşmasını yaptık. Şimdi bir hareketin yapılmasına izin vermek, o harekete dahil olmak kadar kötü olabilir ya da aynı ağırlığı taşıyor olabilir. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Raskar asla bir Demon'la anlaşmayacak, bir Demon Lord'la anlaşmayacak olsa da yanındaki arkadaşının Demon Lord'la anlaşmasına göz göre göre izin verip bu da anlaşmanın hatta şartları konusunda böyle yardım ederse anlaşma yapmış kadar olur. Ve şimdi lawful bir tanrının paladininden bahsediyoruz. Bir seni yedin de çevren kötüydü. Aynen, chaotic evil bir Demon Lord'la anlaşma yapıyor. Bunu düşünmek lazım. Raskar'cığım, herhangi bir harekette bulunacak mısın? Hayır. Düşmek dışında bir şey yapmıyor abi. Aynen, kendisi alignment kaydırmak dışında bir şey yapmıyor şu anda. Aynen öyle. Kaydı mı alignment? Kayacak. Şu an böyle çıt diye kaymadı da birazdan konuşacağız seninle. O zaman ben yüreklendireyim ve omzuna vuruyorum. Çok iyi düşündün ya. Bak. Ya tam böyle senin dediğin gibi, tam senin dediğin gibi yapalım. Altını çizerek böyle. İçin de bir rahat değil. Raskar, onu da söyleyeyim. Tam için hiç rahat değil şu anda. Şimdi Gras tekrar dönüyor ve diyor ki, o zaman dedi Kaya Hanım, aşağıdaki işiniz bittiği zaman sizleri alacağım ve Rashamen'de bulunan Mulsantir şehrinin materyal plane'deki yansımasına götüreceğim. Anlaşmamız bu. Karşılığında hepimiz tek parça halinde. Tabii ki. Karşılığında bana ne teklif ediyorsunuz? Sizin bizim teklif edeceğimiz hiçbir şeye ihtiyacınız olduğunu. Ben dedi böyle basit ücretten kaçma konuşmalarını bugüne kadar milyonlarca kez yaşadım. Takdir edersiniz ki biraz uzun yaşıyorum. Aynı zamanda ne kadar muhteşem, ne kadar güçlü ve bir şeylere ne kadar muktedir olduğumu bana tekrar hatırlatmanıza hiç ihtiyacım yok. O yüzden bana teklif edebileceğiniz şeylerden bahsedelim. Basit ücretler mi teklif ediliyor? Demek ki ilk izlenimimizde biraz... Basit ücretler de demedi. Basit sözler. Tamam mı? Böyle basit şekilde kaçmak. Basit sözlerle kaçmak. Bunlara tokum diyor kendi. Ya K'ye dönüyorum. Kafamı çeviriyorum. Tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorum. Ses çıkarmıyorum yani. Sadece peki sizin gönlünüzden ne geçer diyorum. Raskar sana şöyle başını çevirip diyor. Merak ediyorum. Sadece meraktan. Mesela benim gönlümden ne geçer? Benim gönlümden dedi. Şöyle biraz düşündü. Mesela beni daha sonra ufak bir ziyarete gelebilirsiniz. Yapamayacağımız şeyler için söz vermiyorum. Kendi başımıza da halledebilirim. Yazık oldu teklifimi geri çevirmeniz. Halbuki sizde güçlü bir potansiyel görmüştüm. Neyse. Belki yollarımız tekrar kesişir sevgili Kaya Hanım diyor. Taşa'ya döndü. Tatlım dedi. Benim burada ilgilenmem gereken bazı işler var takdir edersin ki. Sayende oğlumu tekrar gördüm ve yeni arkadaşlarıyla tanıştım. Seni tekrar ziyarete geleceğim. Görüşürüz dedi. Taşa aynaya doğru döndü.
Görüşürüz tatlım diyor. Ve aynadaki görüntü dalgalanarak yok oluyor. Yok olurken tanıyor. Zihninde bir ses duyuyorsun. Ses sana diyor ki ensendeyim. Babam mı? Sonra böyle soğuk bir şey hissediyorsun, rüzgar hissediyorsun ve aynadaki görüntü tamamen kayboluyor. Resmen aile bak. Taşa size doğru dönüyor. O zaman dedi. Yolcu olun da gerek, öyle değil mi? Son ayrılmadan benim sormak istediğim bir şey var. Buyurun. Bu zamandan beri aklımı kurcalayan. Biz uzun zamandan beri bu Dendar takipçilerinin peşindeyiz ve bunun gerçekleşmesini engellemeye çalışan bazı ufak gruplardan biriyiz. Yalnız biz bu kadar mücadele verirken sizler sanki Dendar geldiği zaman hiç etkilenmeyecekmiş gibi yaşamlarınıza devam edip anlaşmalar yapmanız ve bize bu konuda yardımcı olmanız gerekirken böyle hep bir karşılıklı çıkar ilişkisine dönmesi bu işlerin. Bilmediğimiz bir şey mi var? Biz boşa mı kürek sallıyoruz yoksa Dendar tehdidi gerçekten yok mu? Sevgili dedi Tamyor Bey. Doğru söyledim değil mi? Evet. Bu tarz tehditler tarihin çeşitli dönemlerinde tekrar tekrar ortaya çıkarlar. Dendar kendi gücünde evrende var olan tek yaratık değil. Dendar gibi pek çok başka güç var. Eğer bir gün merak ederseniz sizlere bu konu üzerine bir uzun bir ders verebilirim. Bu tarz tehditler ortaya çıktığı zaman evrendeki başka bir sürü güç bu tarz tehditleri durdurmaya çalışır. Fakat primordial varlıkların demonlar veya devil'lar veya yugolotlar veya başka şeylerden ufak bir farkı vardır. Mesela Dendar üzerinden konuşalım. Şimdi Dendar'ın hangi konular üzerine yoğunlaştığını, neyin tam olarak neyin sonucu var olduğunu biliyor musunuz? Dendar dediğimiz varlığın diğer bir adı gece yılanıdır. Çünkü kendisi evrende görülmüş olan ilk kabusla var olmuştur. Bugün dedi bir Ark Devil veya bir Demon Lord bir tanrı öldürmek istese bunun için binlerce yıl planlar yapması, kendini güçlendirmesi, tanrıyı yalnız bırakması ve doğru anda saldırması gerekir. Ve bu çok zordur. Aynı zamanda bu tarz varlıklar, yani demonlar veya devil'lar, evrendeki dengeleri tam olarak bozmak istemezler. Çünkü kendilerine karşı nasıl tepki alacaklarını bilemezler. Ama Dendar böyle değil. Dendar dedi. Öyle bir varlık ki tanrıları bile etkileyebilir. Şunu asla unutmayın dedi hepinize dönüp. Tanrılar bile rüya görür. Tanrılar bile bazen kabus görür. Şimdi evrendeki bütün varlıkların kabuslarından beslenen bir varlık ortaya çıktığı zaman tanrılar bu işe kendileri adım atmak istemezler. Çünkü nelerle karşılaşacaklarını bilemezler. Tabii onları bağlı tutan başka evrensel yasalar da var. Yoksa ben eminim ki dedi Helm bulunduğu yerden inip kılıcıyla Dendar'ın kafasını kesmek için şu an 50 kere yol almıştı.
İşte tanrıların elinin kolunun bağlandığı bu zamanlarda ortaya ölümlü maceracılar çıkar. Ölümlü olmanın en büyük faydası ve en büyük zararı ölümlülerin açgözlü olmasıdır. Ben ölümlülerin açgözlülüğüne o kadar güveniyorum ki birisi elbet gelir, Dendar dünyayı yutamadan Dendar'ın içinden geçiverir. Şahsen ben bu yüzden rahatım dedi. Engin bilgilerinize dayanarak bir şey daha soracağım. Tabii ki. Bu Dendar'ın ilk gelme veya bu ritüelin başladığı ilk seferi değil. Bundan önce daha önce de bu tarz şeyler olmuş ve bir şekilde engellendiği söyleniyor. Evet. Bundan önceki gelme esnasında, gelmesi esnasında onu kimlerin engellediğini biliyor musunuz? Bunun için bir zar atması lazım kendisi. Kendisi durdu. Birkaç büyü yapacağım. Lütfen telaş etmeyin de. Tabii ki. Sonra önce cübbesinin bir cebinden bir potion çıkardı. Potion içti. Sonra bir büyü yaptı. Büyü yapmasıyla beraber ortamın ışığı azaldı. Sanki böyle etrafı aydınlatan meşaleler ve mumların ışığı böyle dalgalanıp azalmış gibi. Renklerde sonra bir solma var mı? Yok, renklerde solma olmadı. Söyle Koryel. Bir nasıl büyü yapıyor? Nasıl büyü yapıyor derken? Ya çok meta soracağım. Klası neye benziyor? Wizard, Sorcerer, Warlock. Wizard. Yani, tamam. Wizard. Kendisi bir Archmage arkadaşlar. Kendi kendisine bir şeyler fısıldıyormuş gibi gözüktü. Tamam mı? Ortam karardığı zaman. Sonra ortamın renkleri bir anda tekrar geri geldi. Tamam mı? Işıklar yerine geldi, alevler yerine geldi. Şöyle bir size baktı. Aranızdan bazılarıymış dedi. Nasıl yani? Dendar'ı daha önceden yine bizim durduğumuzu mu söylüyorsunuz? Ben söylemiyorum dedi. Gölgeler söylüyor. Biz geçmişimizi hatırlamıyoruz. Dedim açık bir şekilde. Geçmişinizi saklayan belli ki bazı şeyler var. Çünkü ben de istediğim kadar derin cevaplar alamadım. Ama... Gölgeler söyledi dedi, değil mi? Gölgeler söyledi dedi. Peki abi, bu... Ben bir şey anladım. Hı. Peki bir şey soracağım. Bu güce sahip olabilecek kim var sizce? Bizim geçmişimiz. Hangi güce? Bu kadar gizleyebilen. Şöyle baktım, gölge diyarında olması gereken kişileri bile burada tutabiliyorsanız, gölgeler üzerinde bu kadar güçlüyseniz, sizin bu bilgiye erişmenizi engelleyebilecek kadar başka kim hakim olabilir ki? Bazı evrensel kuvvetler ve evrensel sırlar vardır dedi. Kolay kolay erişemezsiniz. Ben çok basit bir büyüyle sorduğunuz soru hakkında bazı cevaplara ulaştım. Üzerine daha çok uğraşsam belki başka cevaplara da ulaşırım. Ancak bunu bekleyecek kadar vaktinizin olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bunu engelleyecek tanrılar olabilir. Primordial'lar olabilir. Çok yetkin başka büyücüler olabilir. Bir de uzun zamandır karşılaşmadığım True Namer'lar olabilir. Çok teşekkür ederim. Sen ne yapmadın Asgar? Rica ederim.
Şimdi gölgelerden öğrendim dediği zaman aklıma iki şey geldi. İki kişi geldi daha doğrusu. Bir Darlas. Birisi Shar. Bu şeyi hani anlaşmamızın gizli kalmasını sağlayacak olan taraf. İlk evet. Anlaşmasın. Diğeri de Shadowkeeper. Bence bir figürü unutuyorsun. Innastrolfus. Aynen. Aa. Shadow Dragon. Vay canına. Hadi bakalım. Bu benim düşüncemi doğruluyor. Galiba. Bir döngünün içindeyiz ve bu döngü ilginç bir şekilde değişmiyor. Hep benimle daha önce karşılaşmadınız dedi. En azından böyle bir döngü varsa farklı farklı şeyler yapıyorsunuz belli. Sen bir şey diyordun Koria. Yok tamam bir şey demeyeceğim. Tamam. İstiyorsanız artık sizleri yolcu edebilirim. İyi olur. Kaç yaşındasınız diye sormak. Bam diye girdin. Ya şöyle bakıyor sana. Fireball. Sen şimdi bir toz ol. Şimdi bu arada yine arada konuştuk şey. Onu da söyleyeyim. Bu arada şey cadı kendisi. Yani o yüzden çok o tarz büyüleri var. Şey büyüsü de bunun. Hideous Laughter diye bir büyü var ya arkadaşlar. O büyünün tam adı aslında Tasha's Hideous Laughter. Böyle atıyorsunuz gülmeye başlıyor karşıdaki falan. İşte o büyünün mucidi şu anda karşınızda duruyor. Şimdi kaç yaşında? Acaba kaç yaşında? Şimdi şöyle aslında. Bunu outgame anlatacağım bunu. Tasha'nın yaşı hakkında bazı rivayetler bazı sıkıntılar var. Tamam mı? Neden? Şimdi şöyle. Öncelikle Tasha böyle planların arasında bulunan, tamam mı? Ve gri yer olarak bilinen, tamam mı? Bir yerde doğuyor. Tamam mı? Dünya üzerinde şey olmuyor. Dünya üzerinde doğmuyor kendisi. Tamam mı? Şimdi bunun da şöyle bir etkisi var. Daha sonra kendisi bu gri yerde doğduktan sonra Baba Yaga adlı bir cadı tarafından alınıp yetiştiriliyor. Baba Yaga zaten Rus edebiyatında, Rus folkunda o cadı şey demek, çocuk yiyen cadı falan hikayesi var ya. John Wick'e de diyorlar. Baba Yaga tarafından yetiştiriliyor. O yüzden cadı. Şimdi Tasha'nın ilk yazıldığı zamanlardaki adı Natasha. Sonraki basımlarda adı Tasha olarak değişiyor. Bir noktada Tasha'ya çok benzeyen adı Igvilvi olan başka bir karakter ortaya çıkıyor. Bu karakter normalde Tasha'dan farklı bir karaktermiş gibi yazılıyor. Tamam mı? Fakat son zamanlarda tam olarak hangi yılda hatırlamıyorum. Tasha ile Igvilvi'nin aynı karakter olduğu doğrulanıyor Wizards of the Coast tarafından. O yüzden kendisinin geçmişi biraz karışık. Tamam mı? Ama şunu temin edebilirim ki kendisi yaşlı. Taşa bir kesinlikle göstermiyor. o yüzden kendisi sana diyor ki biraz yaşlıyım. Hı, evet. Raskar bir şey diyorsun. Taşa bir kişi değil, taşa bir makam diyorum. Biraz öyle. Evet. Başka soracağınız bir şey var mı? Yok. Yani benim yok. Son biz daha fazla vaktimizi harcamayalım. Sizi dedi. Hades'in ikinci katı olan Niflheim'da bulunan evime götüreceğim. Hayır. Kendisinin evleri arasında teleportation circle'ı var arkadaşlar. Çok sizin acıdı. Yaptığınızı sizin yaptığınızı tek yapan siz değilsiniz.
Orada karşılaşacağınız şey çok yaşlı bir Red Dragon. Kırmızı ejderha. Kendisinin yanında çok büyük bir Yuan Ti ordusu var. Hazırlıklarınızı buna göre yapın. Benden istediğiniz bir şey varsa dedi, şu an size verebilirim. Yani potion istiyorsanız ya da scroll istiyorsanız. Ben istiyorum ya. Tamam, o zaman bunları sonraki session'dan önce bana söyleyeceksin diyor kendisi. Ve session'ımıza burada noktayı koyuyoruz. Hem hadi düşünün diye şey bıraktım, aceleye gelmesin. Potion istiyorsanız yani öyle ya da bir şey istiyorsanız biraz düşünün. Ya bir şey soracağım. Inlas Rolfus'u biz hatırlıyor muyuz? Biz onu görmedik hiç. Abi görmediniz de kendisi siz Laskın'dayken, Laskın'ın Shadowfell'deki karşılığındayken bir tane Shadow Dragon, şey Half Shadow Dragon bir tane eleman gelmişti. Evet. O demişti ki Inlas Rolfus sizi bekliyor. Tamam mı? İşte evet, gün gelecek görüşeceğiz demişti. Kendisiyle ilk girdiğimiz dungeon'da ismini orada okudum. Aynen. Aynen. İsmini orada okudum. Bir şey daha soracağım. Darlas Shadowkeeper neye benziyordu? Şey, kitaptan çıktı. Evet. Hatırlarsan suratı siyahtı. Elinde evet, siyah eldivenler vardı. Koryal gördü suratını. True Sight'ı mı ne vardı o arada? Bir tek onu. Şey, İskelet görmüştü. Gözleri şey. Bir iskelet var. Gözünde tam ve dişlerinde taşlar. Aynen cıvıllar var. Liç miydi o? Ne? Öyle bir şey. Liç mi oluyordu? Ne oluyordu? İşte liç diye tahmin ediyorsun. Göreceğiz ne olduğunu. Bir şey daha soracağım. Bu o gördüğümüz eleman da mı böyle siyahlı falan bir şeydi? O darlandı. Laskın da gördünüz mü? Hayır değildi. O bayağı Half Shadow Dragon'du o. Tamam canım, nasıl görünmek istiyorsa öyle görünebilir sonuçta. Yok, siz en azından göründüğü haliyle öyle değildi yani. Okey tamam. Alican chat'a bakarsan. Baktım. Şey, Lord mu? İşte Tolkien'in evreni mi yoksa? Alo. Unutulmuş diyarlar mı? Aynen. Şimdi ben açıkçası ben de unutulmuş diyarlar diyeceğim. Neden? Yüzüklerin Efendisi evrenini sevmediğim veya saygı duymadığım için değil. Kendisi kesinlikle şey, çok müthiş bir iş yapıyor yani. O konuda şey, hemfikiriz diye düşünüyorum. Ama benim Yüzüklerin Efendisi evreninde sevmediğim şey, evrendeki bütün büyük olaylar yaşanmış arkadaşlar. Yani Yüzüklerin Efendisi filmini izliyoruz. Karakterler zaten yapılacak her şeyi yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? O evrende bir oyun oynadığım zaman ya da oynattığım zaman böyle oyuncular tatmin olmuyor ya da ben şey olmuyorum, istediğim hikayeyi anlatamıyorum gibi düşünüyorum. Bu evrenin kötü olduğunu değil, yazılan hikayenin müthiş yazıldığını gösteriyor bence. Ama içinde bir oyun oynamak için yazılmış bir yer olduğu için unutulmuş diyorlar. O yüzden burası bana daha kendim bir şeyler katabileceğim bir yer gibi geliyor. O yüzden böyle hissediyorum. Açıkçası. Bir de uzun oynatabilir şey, uzun oynatırım dememiş miydin? Demişler. Uzun oynatırım demiştim ama combat haftasına enerjimi saklıyorum. Öyle diyelim. Çünkü haftasına, bir de bu hafta yine haftasına dedi. Combat haftasına, yani birkaç hafta sürecek. Böyle bir oturumda biz girdik çıktık yapamayacağız. Ki söyledi. Kırmızı ejderha var. Ejderha var ve Yuan Ti ordusu var dedi. Boru ne kadar potion varsa. Şimdi sadece potionla olacak şey değil. Babamın teklifini kabul etse miydik diye bir an böyle aklımdan geçti. Seslensek yine cevap verir. Ensendeymiş zaten. Bilmiyorum, senden çok etkilendi zaten. Sen bir dene şansını. Yemeğe çıkarız olmadı. Ne olacak? Tanıyor artık K'ye anne diyecek. Bir kahve içersiniz. Daha olur, daha kolay olur şimdi. Üvey kardeşlerimi kesiyorum. Hemen K'nin başında bekler.
Abi hiç zahmete girmem yani. Git peşinden koş, bul, et falan. Raskar'la konuşacağız. Muhabbet falan. Raskar'la konuşacağız. Sonraki session'ın başında hatırlatın. Eğer ben unutursam. Raskar seninle bir ufak bir konuşma yaşayacağız. Hadi bakalım. Evet. Buyur Bladirif. Dinliyorum. Evet, ay bazında en çok bağış yapanlar bir süredir konuşulmuyor diyor. Şimdi şöyle, onun hesaplamasında şöyle bir şey var. Şimdi biz YouTube'da da katıl butonu açtığımız için oraya bazı kotalar koyduk. Çünkü YouTube öyle çalışıyor. Yani biz belirlemiyoruz. Şu olunca şöyle olsun, bu olunca böyle olsun diye. O size miktarı söylüyor. Diyor ki buna göre içerik çıkart. Yani şu kadar gönderirse, katıl olursa atıyorum. Şöyle söyleyeyim. Atıyorum 300 liralık katıl butonuna katıldı. Abone oldu. Ona göre bir şeyler sun diyor. Şimdi şöyle biz oraya 500 liralık mı ne katıl butonu koyduğumuz zaman şey yapacağız dedik. Konuk oyuncu alacağız dedik. Şimdi adam orada 500 lira verip burada konuk oyuncu olurken burada böyle çok az, yani az değil de hani belli bir miktarın altında kaldığı zaman konuk oyuncu olması biraz adaletsiz gibi olacaktı. O yüzden bakmadık. Birkaç aydan beri bakmadım ben. Ama zaten konuk alacağımız kişilere mesaj atıyoruz gel diye. Zaten bir sen varsın, bir en kahraman var. Bu şekilde sizleri de çıkartıyoruz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen bunu ben de diyorum. Bazen mesela partinin çok önemli kararlar alacağı session'larda. Bu session'larda işte şey olsun diyorum. Parti kendisi olsun diyorum. Ondan sonra hani konuk alabileceğimiz session'lar oluyor, alamayacağımız session'lar oluyor takdir edersiniz ki. Biraz da bununla alakalı. Son zamanlarda da biraz yoğun geçiyor oyunun farkındaysanız. Yani çok oyunun kaderini belirleyen kararların verildiği session'lar oluyor. Ama devam ederiz. Sıkıntı yok yani. Yani dedim ya NPC'ler zaten alınıyor. Hatta en kahraman abiye de mesaj attım abi NPC'yle için iletişime geçersin öleceğim de diye. Bu şekilde devam edilecek. Zaten senin düğününü yapacağız. Sensiz düğün olmayacağı için. Aynen. Düğüne zaten geliyorsun ya. Sıkıntı yok. Ben finalden önce troll kafatasını tekrar görmek isterim açıkçası. Finale daha çok. Troll kafatası. Evet. O zaman var mı başka sorular? İstekler. Gençler sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yok. Belli ki yok. Aynen finalde fare gelecek. Ondan eminiz. Bu kadar yılın arasına fare girmesin ya. O fare şöyle bir gargantuan gelsin de. O zaman konuşuruz. Allah fare çıkarsa ben yine direkt Brett Weapon'ı koyacağım. Bay Patates demişler. Bay Patates'i göreceğiz ya. Bay Patates arkadaşlar canlı. İlerleyen zamanlarda bütün bu sorularınızı cevaplarını alacaksınız. Lord of the Rings RP'si olacak mı? Olabilir. Oynatacak can bulursak yapabiliriz. Öyle söyleyeyim. Geriye kalan o diğer sorularınız için de İlerleyen zamanlarda görürsünüz. Planlarımız var. Alican'da sinsi planlarımız var. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.